Sağ olsun Abdullah Bey. Neriman Hanım pırlanta gibi bir insandı. İçim yanıyor, içim yanıyor avukat beyciğim. Neriman Hanım beni çok severdi. Ben de onu çok severdim. Geçen hafta o tombiçik parmaklarıyla bana sigara böreği sarıp getirdi ya. Neriman Hanım 10 yıldır yatalaktı. Neyse, beni ilgilendirmez. Hukukta bir deyiş vardır. Ölen ölür, kalan miras bizimdir. Şimdi halanızın vasiyetini inceledik. Vay vay vay. Mirasa konmuş ha? Ama o mirasın benim olan yarısına konamayacak. Saçmalama. O mirasta senin payın yok. Bu senin yaptığına çıkarcılık ve açgözlülük denir. Ay işin gücün başkalarını yargılamak. İşte ben sana bu yüzden evlendiğimizi söyleyemedim. Senin bu yaptığına şuluk derler. Senin bu yaptığına şuluk derler. Sen evli olduğunun farkında bile değilsin. Adamın yüzünü görmemişsin bin yıldır. Ne mirası? Şimdi Abdullah Bey, halanız İstanbul Pangaltı'da 1,5 trilyon değerindeki iş alını amcanızın kızına bırakmış. Bir buçuk trilyon mu? Tekirdağ'daki 800 milyar değerindeki çiftliği diğer halanızın oğluna. Belki uzun süredir yüzünü görmedin ama evlilik de aslında bir gönül birlikteliğidir. Bence yıllardır çektiğin acıların da bir bedeli olmalı. Canım kocacığım benim. İyi de sen de nereden çıktın şimdi? Vallahi ne bileyim. Belki Pangaltı'da bir iş yerinden, belki Tekirdağ'da bir çiftlikten ya da muhtemelen bize kalmış olan uçak ve kotradan. Bize diye bir şey yok artık. Artık o boşanma belgesini imzayı çaktım bir kere. Bir bak bakalım nasıl çakmışım. Bakalım. Coşkun sabah. Gördün mü? Tam 90'a çakmışım. Sabun fabrikasını da 8 kuzenine bölüştürmüş. Sabun! Sabun iyi, iyi, iyi iş sabun. Sabunda çok para var sabunda. Ben kendimden biliyorum. Çok sabun alırım da ben. Neriman halanız size de... Yani eşine de. Allah'ım! 12 tampon geliyor galiba. 18 parça çay takımı bırakmış. Ha? Ne? Yaşasın! Yaşasın! Çay takımı bana kalmış! Yaşasın, yaşasın! Artık benim de bir çay takımım var! Artık benim de... Bir dakika. Şimdi sen bütün bu tantanayı 18 parça çay takımı için mi yaptın? Evet! Biliyor musun bu senin yaptığını? Hırtapozluk derler. Hayda. Ya Baldı, senin işin gücün hep başkalarını yargılamak ya. Duy bak. Apo, sen hakikaten hırtapozmuşsun. Halan da senin ne kadar hırtapoz olduğunu anlamış ki sana ancak 3-5 tane çay bardağı bırakmış. Artık millet Hawaii'de tatil yaparken sen de evinde oturur sıçı çık çayını demler içersin. Arzu, madem ki hala evliyiz, bardakların yarısı senindir. Ne yapalım? Çay yapalım. İki de çıra alalım, karşılıklı geçip çayda çıra oynayalım. Ya benim ne işim olur senin paranla, pulunla, çay bardağınla? Ben gönül insanıyım Apo, gönül insanıyım. Benim senden tek istediğim, yıllar önce benim kalbimi kırdığın için gelip özür dilemendi. Ama sen bunu bile kendi sahtekarlıklarına alet ettin. Arzu, Arzu. Arzu, bizim evlilik zaten yürümezdi. Senin hayallerin vardı. Ben ancak senin önünde tümsek olurdum. Kaç, kendini kurtar diye o yüzden aldattım seni. Ya, sırf kendini kurtar diye. Sırf seni düşündüğüm için. Biz şu boşanma meselesine geri dönelim. Peki. Evet, hadi imzalayayım şu kağıtları da bitsin bu iş. Sağ ol.
sağ ol. Abdullah Bey, zırhlı aracın çay bardakları nereye getirmesini istersiniz? Ne? Nasıl yani? 3-5 tane çay bardağını zırhlı araçlarla mı taşıyacaksınız? Onlar öyle sizin bildiğiniz çay bardakları değil. Sultan Abdülaziz için Paris'te yaptırılmış som altından çay bardakları. Yaklaşık değeri 900 milyar. 900 milyar mı? Ayrıca kaşık içinde ne kadar kalırsa kalsın ısınmıyor. Böyle rahat rahat karıştırabilirsin. Sen bu adama yıllarca verdin. Bir şeyler yap. Bana bak abla. Ya o kağıtları bana verirsin ya da